Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Yine kayıt hatası. Arada bir çok ufak bir kaykılmayla beraber demin kayda girmiştik ama girmemiş. Tekrar kayda girdik. Şimdi bu şeyi çözmedik henüz. Su deposunun yerini çözmedik. Space Out bu. Harita büyük değil ya, küçük. Harita küçük. Haritanın dörtte birini neredeyse kapladık. Space Out. Velhasılı kayda girmediği için program arada bir ufak kayma oldu. Ama hiçbir kaybınız yok. O yüzden daha şurayı bile yapmadık yani. Şimdi burayı yapacağım. Buranın giriş çıkışını nereden vereceğimizi konuşuyorduk. Tam. O arada siz geldiniz. Çok tuzlu su. Su. Bir su şeyimiz yok mu bizim? Su akıtabileceğimiz bir yer. Küçük bir su havuzu. Yani şurası iyi olurmuş aslında ama. Buraya bir tane şey yapalım ya. Buraya bir tane su boşaltıcı yapayım ben. Burakçım teşekkür ederim aboneliğin için. Hoş geldin. Buraya su diyelim. Şu şeydeki su bidonlarını da buraya boşaltsınlar. Şurada sağda solda bulunan su bidonlarını da oraya gidip boşaltsınlar. 6 tane adam kalmış abi. Zaten hep 6'ydı. Deniz. 6 hiç geçmedi ki. Başından beri 6 ile oynuyoruz. Çok tuzlu su, çok tuzlu su. Şu 2 bidonu da alsanız buradan. Şuraya taşısanız en azından. Buradan götürürsünüz aşağıya, olur mu? Hadi o işi bir yapın ya. Burayı kapatalım en azından. Hadi canım benim. Taşıyayım buradan bunları. Burayı bir kapatalım. Süper şahane. Tamam, şimdi bunları boşaltacağız. Ve bunlar aşağıya aksın. Bunları boşaltmanın bir yolu yok mu? Kısa yolu. Yok galiba. Hepsine teker teker mi basacağız ya? Öf. Tamam peki, boşalt, boşalt, boşalt. Boşalt. Bütün bidonları boşalt. Tamam, güzel. Hemen kapatalım burayı, eski haline gelsin. Çıkıdak çıkıdak. Şurayı bir yapın bakayım. Yine bunlar gitti, içeri düştü. Ya arkadaş, ben deli olacağım bu oyuna ya. Neyse tamam. Burayı en azından güvene almış olduk. Şurayı kapatıp. Artık buraya kirli su sızmaz. Şimdi gelen su. Nasıl yapalım? Bu su borusunu da kırın şuradan. Canımı sıkmasın benim. Kır 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 kır. Şunu da kıralım. Şunu da kıralım. Tıttıttıttıttıttıttım. Susu bir kazanayım diye. Yaz yaz. Bizim de işimize yarar. Okuruz. Yaz tabii ki. Altı dönüş kaldı. Ve biz hala hiçbir şey yapmadık. En son şuraya konum bence. Zaten en son yine eski yerine koyacağız gibi geliyor bana bu gidişle. Beceremedik bir yere sığdırmayı. En son yine havuzu biz eski yerine yapacağız gibi geliyor bana.
Şimdiki arkadaşlar. Burayı kıramıyorsak, burayı düzenleyemiyorsak biraz daha üstüne şuraya yapacağız mecburen. Öyle görünüyor. Şöyle yapayım. Bakın şimdi. Şunu kıralım. Şunu kıralım. Ya şu kalın boru da var ya başıma bela ya. Kalın boru başıma bela. Bir şey soracağım. Bunlar ucuca eklenebiliyor mu? Böyle. Böyle eklenemiyor değil mi? Du 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 du. Okay. O zaman şurası olacak. Sıvı pompası. Bu da yine çok iç içe olacak. Burası olursa herhangi bir sıkıntı olur mu acaba bizim için? Burada tıp muhabbeti başladı. Su ısıtma, su ısıtma. Su ısıtma, su ısıtma. Valla boş boş bakıyoruz ya gençler. Fikir tükendi bende çünkü. Şöyle yapsak sığıyor muydu? 2, 4 sığmıyor tabii ki. Bu sığsa buraya sığardı zaten. Şöyle yapsak olur mu? O da olmaz. Buradan kalın boru geçiyor olmaz. Şöyle yapsam biraz üstte kalır. Ama buraya geçiş olmuyor. Vallahi yine derme çatma bir şey yapacağım ya. Öyle görünüyor. Öyle görünüyor. Yine derme çatma olacak. Şimdi kaç derecede gönderiyorduk? Biz bunu bakmadık da. Var mı bir gönüllü? Hemen gidip şeye bakıp gelecek. Şunu yaptığım sistemi bulup gelebilecek. Şunun derecesini kaç vermişiz acaba? Su derecesini. O gerekiyor bana şu anda. Bunun ısı derecesini kaç vermişiz? Ben mümkün diye bulamam diyor.
Şu an kaçıncı bölüm çekiliyor? Şu an 30 veya 31 çekiliyor. Kötü bir cevap oldu ama. 31. bölüm. Şu an çekiliyor olması lazım. Ya bunun derecesini kaç verdik? Şimdi o önemli. Sanırım 5-10 derece bir şey vermiş olmalıyız ki çok soğuk gitmedi o tarafa. Kermit bulamaz onu şu anda. Kermit şu an ayakta uyuyor. Onu hayatta bulamaz. Kermit şu an ayakta uyuyor gençler. Kermit'ten bir şey beklemek hata olur şu anda. Peki şimdi buradaki otomasyon nasıldı ya? Sensör ölçüyordu suyun ısısını. Şeye giriş yapıyordu değile. Değil de buna ve buna veriyordu. Mu acaba? Tabii. Kırmızıysa buna, yeşilse buna gönderiyordu. Öyle zannediyorum. Böyle olması gerekiyor. Tamam, bu zaten ana hattan alıyordu enerjiyi. Buradan vereceğiz. Şimdi bunun sıvı borusu buradan direkt şeye gidecek, şuraya gidecek. Şimdi bu bir kere bu tarafa gönderiyor. Bu artık bu tarafa değil de. Buradaki su hangi su? Soğuk su değil mi? Soğuk su, evet. Yani bu arkadaşım buraya gönderecek. Bu tarafa. Burada bir tur gezdirecek. Ozkan. O beyefendi nasılsınız inşallah? Anca mı geliyorsun da? O zaman delik kapısına gerek yok ki. Sıcaklık üstünde yazacağını altında yazarsın. Sensöre delik kapısına gerek kalmaz. Muhammed Ali Demirok. İsmini okudum. Oldu mu? Bir dakika, hayır, şöyle bir şey yapıyordum ben. Buraya belli bir soğuklukta su geldiği zaman ısıtıcı çalışıyordu, pompa çalışmıyordu. İstediğim ısıya geldiği zaman da ısıtıcı duruyor, pompa çalışıyor. Niye olmasın abi? Niye olmasın ki? Şimdi çok az bir süremiz kaldı. 4,5 dönüş var. İzvallah. Oğulcum sen nasılsın? Çok sağ ol abi, ben kaçtım. Peki Muhammedciğim, görüşürüz. Kendine iyi bak. Şimdi buradaki soğutma olayını nasıl ayarlayalım? Nasıl ayarlayalım? Buraya bir boru tesisatı işimiz olacak şimdi. Şimdi bizim burada soğutmak istediklerimiz neler? Piller ve trafolar değil mi? Doğalgaz jeneratörlerini soğutmaya gerek yok. Bence şimdilik. Evet. Şimdi gelen ilk su, yani şu boru.
Abi şuradan bir tık geçerken şunları soğutsun. Bak. Tamam mı? Belki ısıtmaya bile ihtiyaç kalmayacak çünkü. Şöyle düzenek yaptığım zaman buraya belki hiç şeye bile gerek kalmaz. Evet, böyle istiyorum. Normal gerisini yalıtımlı. Buradan suyun geldiğini kabul edersek buradan gidecek. Burası hadi böyle olsun. Buradan dönecek. Ha, buradan buraya nasıl geçecek? Trafolar. Onu düşünmedik. Ha, onu hiç düşünmemiştim. Obalarına niye boşluk yapıyorsun ki? Çünkü sadece onların arkasındayken yalıtım dışarıya vursun istiyorum. İşler yoğun, bir türlü fırsat bulamıyorum. Allah iş yoğunluğu versin canım. Böyle olmadı. Dikine yapmamız lazım ya. Bir dakika, dikine yapmamız lazım abi. İptal, iptal. Proje iptal. Her yeri ısı yayan olsun istemiyorum. Tamam, neredeyse her yeri zaten de. İşte arada sadece pilin arkasında ısıtma olsun. Aradaki şeyde ısıyı dışarıya vermesin boş yere. Dikine nasıl olur? Kafam durdu vallahi ya. Of. Ulan Burak, ulan Burak. Sana laf yetiştireceğim diye. Aşağıdan dolaş, yolu devam, çember şeklinde. Aşağıdan dolaşacağım zaten. Buradan yukarıya dolaşmayacak mıyım? Abi bu tamamen bütün her yeri radyatör gibi ısıtsın istiyorum. Şey, soğutsun istiyorum ya. Tam piripam piripam. Şöyle göbekten bir tane çeksem. Olmaz mı acaba? Olur gibi ya sanki. Şuradan da yalıtımlı gelir yine buraya. Buradan şöyle çıkarım. Böyle mi diyordun yoksa sen? Sen kesin böyle diyorsundur çünkü. Şöyle. Bence böyle daha iyi olur. Bence böyle olur. Buran dediği de buna yakın bir şey. Hatta bu olabilir. Tamam, bu ilk şeyi buradan verelim. Buradan verelim. Buradan sonra da artık yalıtımlıyla geri dönsün. Eğer hala yeterince şey değilse, sıcak değilse, ki ısınmıyordu biliyorsunuz. Hala yeterince sıcak değilse bu sefer burada ısınacak. Ondan sonra buradan devam edecek. Bu borudan. Şu borudan. Böyle gelecek. Öbür tarafa nasıl geçecek? Öbür tarafa şuraya geçmesi lazım. Bu zaten iptal şu sistem. Bu zaten tamamıyla iptal. Burası iptal, burası iptal. Köprüyle geçsek. Alttan da geçmek istemiyorum şu açıktan ya. Neyse, geçelim. Geçelim. Vakit kalmadı. Hop. Evet, sanırım böyle. Abi yayın bildirimi gelmedi. DC Discord'dan gelmiyor mu? Oğuzcum, tamam. Tamam, görüşürüz.
Teşekkür ederim. Kesene bereket. Tamam. Tamam. Görüşürüz. O ısıtıcı pompa otomasyonu olmadı. Zaten o daha yapmadım ki orayı. Yapmadım ki burayı daha. Şimdi bak. Değil de ileri koymak gerekiyor. Tamam, orada kafa karıştı biraz. Bak şuraya değil. Anam her şeyi yıkacak değil mi şimdi? Onu yıkma, onu yıkma, onu da yıkma. Tamam. Değili ileri vermek gerekiyordu, pardon. Biz yanlış yaptık. Şöyle bağlayacağız sadece. Bunu buna direkt bağlayacağız. Bunu da değile bağlayıp buna bağlayacağız. Yeşil gönderdiğinde bu yeşil olacak, bu kırmızı olacak. Kırmızı gönderdiğinde de bu yeşil ol. Oha, bu yeşil olmuyor o zaman. Oğlum bunu yapmıştım ben ya. Çok basit bir şekilde yapmıştım hem de. Niye şimdi şey yaptık? Aa. Olmadı, olmadı, yine olmadı. Değil. Yo, öyle mi ya? Kafam durdu. Yine kafam durdu. Bundan buna girdik. Bence yine olmadı ama sen bilirsin. Şimdi buna verdik. Buna verdik. Su 7 derecenin üzerinde ise, su 10 derecenin üzerinde ise yeşil gönder dedik. Tamam mı? Hayır, pardon, altındaysa diyeceğiz. Su 10 derecenin altındaysa yeşil gönder. 10 dereceye kadar ısıt. Sonra kırmızı gönder. Yani ısıtıcıyı durdur. Pompayı çal. Tamam, oldu. Böyleymiş. Tamam. Tamam, sorry. Çalışmazsa tekrar konuşuruz ama. Hadi beyler, döşeyelim boruları. Hadi sucular, hadi sucular. Aa, bunların hepsini yalıtımlı yaptı bu. Olmaz. One minute. Olmaz abi. Bunlar yalıtımlı olur mu abi ya? Heh. Böyle yapacaksınız. Aralar ısı yayan boru olacak. Şu an yaptığım oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Birazdan sular gelir. Göreceğiz bakalım. Kiminki doğruymuş. Buradaki de oldu değil mi? Bunun da suyunu buraya gönderdik. Şurası da iptal olacak bunun. Burayı da kıralım gençler. Tamam ya, buranın da borusunu yaptığımız zaman herhangi bir şikayet kalmıyor. Sadece şu seramik şeyi, seramik fırını soğutmadık. Bunu çalıştıracaksak soğutmamız lazım. Baylar bayanlar. Buna da bir hat çeksek mi şuradan ufacık? Tamamlanamamışken. Çekelim ya bence. Yalıtımlı boruyla. Evet. Buradan gelip bunu da soğutup devam et. Otomasyona iş önceliği versek su basar maazallah. Çünkü su yok şu anda. O yüzden rahatız bu kadar. Sular kesik. 3 deniz sonra gelecek su. Şunu hemen hallederler ya. Bu çabuk hallolur. Bu tarafı çözerlerse hemen şeye geçeceğiz. Da. Oğlum burayı niye yapmadınız? Yapsanız da şuraları. Niye delirtiyorsunuz babacığınızı?
Ben kızıyorum böyle şeylere biliyorsunuz bak. Canım sıkmayın lan benim. Blik 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 blik. Buluk 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 buluk. Bu su geri gidiyor. Niye geri gitti bu su? Su geri gitti. Tamam çünkü ucu yok burada kapalı. Hadi 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 hadi. Şunu bir tık daha ileri mi yapsaydım ya? Şu sondaki bataryayı soğutmayacak gibi geliyor bana ama hayırlısı. Tamam mı burası? Burası okeyse kapatıyorum artık. Kırın abicim. Yapın abicim. İnşallah doğrudur orası. Hiç. Kendimden emin olamadım orayı yaparken. Evet, çok az bir eksiğimiz kaldı. Yetişiyor. Belediye yetiştiriyor inşallah. Belediye inşallah bu projeyi de zamanında teslim edecek arkadaşlar. Hiç endişeniz olmasın. Tamam su yön değiştirdi. Şimdi su gelecek. Bakalım şu su geldiğinde göreceğiz ne olacağını. Ne dedik buna? 10 derecenin altındaysa yeşil gönder. 10 derecenin altındaysa yeşil. Yeşili kime gönderiyor bu? 10 derecenin altındaysa yeşil. Ha, yeşili şeye gönderiyor. Dolayısıyla buna kırmızı göndermiş olacak. Tamam. Tamam gibi şu anki haliyle. Şu su gelsin bakayım bir dolaşıp. Sen bir dolaş gel kardeşim. Loop sistemi yapmadık buraya ama acaba yeterince soğutacak mı burayı? Tamam, şu su 27 derece olduğu için şu an direkt gönderiyor. Herhangi bir bekleme yapmıyor. Ama su kıtı kıtına yetişecek. Gençler görüyorsunuz değil mi? 1,5 ton su kaldı burada. 1,5 ton su kaldı ve 2,9 dönüş kaldı. Belki ucu ucuna yetişmeyecek bile. Öyle bir tehlike var. Oldu gibi. Olduğu gibi çalışırsa. Sadece loop sistemi yapmadık. Kısmet. O da eğer şey olursa, ihtiyaç olursa ne yaparız bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Şimdi. Çalışmaz şimdi diye. Bence de çalışmayacak. Loop'u çeviremeyiz burada zaten. Burada bir şey yapıyorduk, ona ayrıntı yapıyorduk. Döndürüyorduk suyu da. Şimdi gerek yok ona, boş ver. Dediğin gibi. Kafalar zaten yanmış. Gübre alırız. Çok güzel gelir gübre hem de bize. Gübre bize ilaç olur. Şu mantarı iki kata çıkarmamız lazım. Mantarın katı doldu. Depolamayı ayarlamamız lazım. Ne radyasyonu? Ya bu Cemile'yi resetleyeceğim ben en sonunda. Bu Cemile niye bu kadar morali bozuk her dakika? Çünkü buralar ıslak. Temizliği ver ablacığım ya. Temizleyin şurayı bu kız. Yaşa bastıkça karnı ağrıyor, stres oluyor. Ne oldu şimdi? Kaç kilosu var burada? Anasının nikahı gibi su var burada. Zaten burada böyle bir çalışmam olacaktı. Bari stresliyken yap. Yap gitsin. Loop yapabilmek için giriş ve çıkışların öncelik mekanizmasında kayma olmak lazım. Kolay değil. Ya sen de bizi iyice mal yaptın ya. Sen de iyice bizi salak yaptın ya. Yapabiliyoruz oğlum işte. Geçen sefer yaptık ya. Zor oldu ama yaptık yani. Oh, moraller %30.
Cemile bu işi beğenmedi. Tamam. Tamam mı Cemileciğim? Bitti mi şikayetlerin? Açsın. Niye açsın? Aa, kalori azalmış bize. Yabani pancar mı? Izgara dut. Kızarmış mantar. Biskevit. Gübre olmadığı için mi yemek sıkıntıya düştü? O zaman biz gübre de üretmeye başlayalım. Gübre fosforit mi istiyordu ya? Şimdi Cemile'nin durumu düzelir de ben Cemile'de değilim. Cemile'de değilim abi. Burada mikrop var mı şu an? Mikrop falan atmıyorsun değil mi sen? Şu balçığı buradan almanız lazım. Balçığı şuraya taşımanız lazım. Atıyor musun lan suyun içine? Ne atıyor vallahi. Helal olsun sana. Tamam. Şu gün bir geçsin, şu Cemile bir uyusun da rahatlasın bakayım. Ay, vallahi iki gündür bölüm çekiyoruz ama hiçbir şey yaptığımız yok. Ya gözle görülür. İşe yarar hiçbir şey yapamadık ya. Farkındayım gençler ama ben de inanın toparlamaya çalışıyorum. Kafamız da yetmiyor artık, işin ilginç tarafı. Artık kafamız da yetmiyor bunu yapmaya. Şimdi şurayı şöyle indirsek. İki kat aralık yeterli oluyor muydu? Kim yapıyordu bu mantar farmı, Burak'tan mı görmüştüm? Burak senin eserin miydi bu? İki kat yeterli olur mu? Şurayı bıraksam. Üç kat mı yapmak zorundayım? O kedi oraları eker mi acaba öyle yapsam? Şurayı kazacağım. Şurayı kazacağım. Şu toprağın üstüne eker mi acaba? 5 mi kat? Oo, ne diyorsun ya? Buraya da olmuyor yani, öyle mi? Abi o zaman yandık. Oğlum hadi 3 kat yapayım. Bu işe fit olalım bak. Buraları yapmayalım. Buraya ekmez mi ya şu altına? Eyvah eyvah. O zaman buranın planlaması nasıl yaptık biz böyle? 5 kat olmuyor ki. Dene bir. Bir bakalım, şu kedi de ölmüş, çocuğu doğmuş. Yavru şu anda ekmez. Büyüsün de bir bakalım ekecek mi ekmeyecek mi. Su ne zaman geliyor? 1.4 dönüş. Hadi abi, hadi abi. Su lazım bize. Şu soğutmayı falan bir görebileydik en azından. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Yukarıdan aşağı 5, aşağıdan yukarı. Ama 6 katı dene bence. Abicim, o zaman biz burayı nasıl düşündük de böyle yaptık ki? Bura o zaman işe yaramaz ki. Tek kattan oluşuyor burası sadece. İki zemin arası 5 kat galiba. Gökhan, o zaman biz ayva yedik abi. 4 boşluksa bir kat daha ekebiliyorum ama 5 boşluksa ayvalara geldik demektir. 1, 2, 3, 4. Şuraya eker yani, öyle mi? Bekleyemeyeceğim. Şunu bir şuraya getirin bakayım. Atın şuraya.
Hayır, yan yana değil Selin'cim. 3 kat görünüyor. Yan yana değil ya şeyi. Şimdi şu kedi bir ekerse şunu bir göreceğiz şimdi nereye ektiğini. Şunu buradan alın ama. Bu tohum burada istemiyorum ben. Bunu götürür eker bu bir yere. Mantar tohumunu şuraya ekecek mi onu merak ediyoruz. Yani şu kat aralığına ekecek mi yabani olarak? Burası niye sera dışı oldu şu anda? Ha, çok büyük olduğu için. O zaman bunları gübre de yapamıyoruz. Yukarı doğru uzunluğu algıladı 5 diye. Ben mi? Ben öyle algıladım evet. Yani şu çocuğun şu mantarı şuraya ekmesi olacak mı olmayacak mı? Benim merak ettiğim o. 3 kat altına ekecek mi, ekmeyecek mi? Ekmezse sıkıntı. 0,6 dönüş. Suyun gelmesini bekliyorum. Suyun gelmesini bekliyorum. Biraz video uzadı gençler, kusura bakmayınız. Şimdi çocuğum sen şunu alıp götürüp eker misin bir yere? Yok bunu ekmiyor abi. Ekse ekerdi şimdiye kadar. Kazıyorum bir kat daha. Orası müsait olsa onun için çoktan gidip ekmişti yani. Güzel fikir bu arada. O da güzel fikir. Hadi çocuğum gel şunu götürek. Üç kat altındaki noktanın aynı hizasındaki mantarı sök, üzerinde bitki olmasın. Üzerindekini sökeceksem niye ekiyorum alttakini o zaman? Ben iki katlı farm yapmaya çalışıyorum. Bunu sökersem eker buraya ama o zaman gerek yok. Ya şuraya ekerse ekecek zaten abi. Buraya ekmeyecek mi? Tamam, temiz buraya ekti. Buraya ekti. 1, 2, 3, 4, 5 mantar var ama ekiyor. Tamam. Demek ki bunun ölçüsü bu. Okey abicim. O zaman şurayı kazıyoruz. Pardon. Pardon, çok pardon. Evet, burayı kazıyoruz. Buralara ekecek. O zaman şöyle düşünüyor. Şimdi mantar burada ama şurada ikili ya. 1, 2, 3, 4, 5 olarak mı düşünüyor acaba? Bilmiyorum ya. Ya da şuradan düşünüyorsa olur. Hani buradan algılıyorsa mantarın ilk karesini. 1, 2, 3, 4, 5. Burası oluyor o zaman. Ama burada da olmaması lazım mantık. Aman. Ekmesini istemediğimiz yerlere ekmiyor zaten ama. Zaten buralara ekmiyor ki. Hayvancık buralara ekiyor sadece. Ha gerçi şuralara ekebilir. Doğru söylüyorsun. Buraları şöyle kapatalım ekmesin. Sadece buraya ve şuraya eksin. Katlar arası 4 boşluk olmalıdır. Tamam okey. Oh. Hadi bakalım püskürmeye başlayacak. Bir görelim çalışıyor mu çalışmıyor mu. Isı derecesine bir bakalım. Oo, piller pişmiş. Piller pişmiş abi.
pillerin şu tarafının yalıtımını açsaydık keşke ya. Bu tarafa doğru sıcaklık gitseydi. Burayı boşuna yaptık. Püskür oğlum. Gün içinde püsküreceğim diyor. Hadi püskür de görelim. Araya ekerse ortalara ekmeyecek. Aa doğru, pardon. Çok özür. Tamam, çok özür. Sırayla ektiriyorduk, doğru. Pardon. Tamam, bunu da bu şeyini düzelteceğiz. Layout'unu düzelteceğiz. Aa güzel. Gel bakalım. Onu hemen buraya getirin abi. Onu hemen buraya getirin koyun. Burayı da açın. Oraya eksin. Ortalara ekiyor da. Böyle sırayla ektirebildik ama biz ya. Hani böyle sırayla kırınca sırayla ekti. Bak mesela buraya ekti şimdi. Tamam, bunu kırıyoruz şimdi. Yanına ekecek. Öyle öyle gidiyor. Güzel. Güzel. O en azından mantar ekim işini çözmüş olduk. Şu püskürsün artık ne olur. Su lazım. Sularımız akmıyor. Sularımız bomboş. Su depolarımız boşalmış. Baksana, boruların içi bile boş. Nasıl ucu ucuna denk geldi ya? Tüm toprakları eksin istemiyoruz çünkü ekmiyor zaten. Vallahi ucu ucuna denk geldi gençler, söyleyeyim. Neredeyse oksijenimiz de sıkıntıya girmek üzereyken suyumuz yetişti. Hadi püskür artık, iyi basınç yaptın hadi. Oo, bu su anında eksiden artıya geçiyor. Neyse dur bakalım. Ayarlayacağız şimdi. Püskür püskür abicim, sen püskür. -35 derece olmuş bile. Oh, trafolar buz tuttu bile. Tamam, burayı maviler bu ya. Burayı maviler bu. Kaç derece geliyor su buraya şu an? 28 derece. Bu düşecektir. O düşecektir. Su aktıkça düşecektir arkadaşlar. Endişeye mahal yok. Yalnız şunlar almadı galiba şeyi. Bunların boruları şey oldu. Bir ileriden yapmalıydık. Bir ileriden yapmalıydık sanki şunu. Orada kafamız çalışmadı. Onu şey yaparız. Ya plakayla arkasını bir plaka yapıp ileri alabiliriz o ısıyı. Bak bunlar soğudu ama bunlar soğumuyor. Trafolar zaten buz gibi oldu. Ama bunlar bu kenardakilerin şeyi yetmedi. Koruyu düz doğru düz yapamadık oraya. O araya bir tane plaka atarsam eşitlenir bu arada ya. Öyle değil mi? Araçlarda mıydı o? Sıcaklık geçiş. Aşırı ısınma, yüksek ısı iletkenliği. Mesela şundan bir tane şöyle yapsam şu aralara. 800 istiyor bu da. Vay lanet. Yüksek ısı iletkenliği bakırda mı var bir de? Yok, altında var. Yavaş ısınma. Bunu başka neden yapabilirim? Isıya tepkili. Sıcaklık geçiş plakası neden yapabilirim başka? Ya da boruları uzatacağım ya en kötü. Bence boruları uzatmak daha mantıklı olacak bizim için arkadaşlar. Şöyle ek yapacağız şuraları. Sonra buradan kesip şuraya yalıtımlı yapacağız. Çünkü kenardaki de çalışmadı. Bak bu kenardaki de çalışmadı.
Onu da ayarlamamız lazım. O zaman şu da şöyle olacak, öyle mi? Evet. Bir ileriden başlatmak lazımmış. Buralardan kırt kırt yaparız. Buraları da yalıtımlıya çeviririz sonra. Peki. Tamam. En azından soğutma sistemimiz çalıştı. Allah'a şükür. Allah'a şükür çalıştı. Oksijenimiz yine soğuk gitmeye başladı. Güzel güzel. Şimdilik iyi. Buz toplayıp onları sıcak yere bırakarak da su elde edebiliriz. Etrafında buz vardı yanlış görmediysem. Bunlardan mı bahsediyorsun? İyi fikir olabilir. Ama su derdi yok zaten ya. Burada bir tane daha gayzer var Selin'cim. Biz bunu da hizmete almadık ama bunu da almayı planlıyoruz. Bu da yine soğuk su, soğuk kirli su veriyor. Bundan da yani bunu da sisteme dahil edeceğiz biz. Şu şeyi düzene soktuktan sonra. Şimdi abiler. Abiler beyler. Nerede bizim makas? Şuralara bir makas atalım bakayım. Ay yanlış yerden kesmişiz be. Neyse, Allah'tan boru boş. Isı yayan boruyu üzerine yapmıyordu, değil mi? Yoksa yapıyor muydu? Hadi inşallah yapıyordur ya. Bunları da düz borudan yapmış gidip. Keko. Keko can. Bir saniye. O zaman şöyle yapayım. Şuradan bir kesik at ablacığım. Gel buradan biz burayı düzenleyelim. Ondan sonra tekrar bozarsın. Yaparsın. Şimdi şunu da kıracaksın. Şunu da kıracaksın. Şuraya yalıtımlı, şuraya yalıtımlı, buraya yalıtımlı, buraya yalıtımlı olacak. Yapıyor musunuz oraları? Şahane. Şahane. Yapıyorlar. Süper. Bura çıkacak. Bura ısı yayan olacak. Burası ve burası ısı yayan olacak. Şuraları da yalıtımlıya çevireceğiz. Yapın bakalım. Hayır, mavi alanda oluyor bu sadece. O ne demek? Nasıl mavi alanda oluyor bu sadece? Bul işte. Bak burada. Tamam, burada da var da. Hani burada da var. Buz biyomunun dışında şeyin hemen kabuğun altında da buz var bizde. Ondan bahsettim. Tam istediğimiz görüntü bu. Her taraf sarı. Sadece üst yeşil olacak. Şey, mavi olacak. Kenarlar yalıtım olsun. Bu kadar bakırı boşuna basmadık. Bu kadar bakırı boşuna yedirmedik biz bu hayvanları. Oh, bir saati bulacak bu video galiba gençler. Biraz uzattık. Ama öteki türlü de inşaat izletiyorum sürekli. O da hoş olmuyor. O yüzden çıt bağladık. Hemen hizmete açalım. Gönder suyu abi babacığım. Gönder babacığım suyu. Sayende oksijene yeniden başladım. Değil mi? İnsan heves ediyor şey yapınca. İzleyince. Ulan ben bunun daha iyisini yaparım. O çok iyiymiş. İlk defa kabuk aldım. Biyoma özel galiba ya. Bizim şeye, bizim gezegene has bir durum olabilir. Genelde olmuyordu. Şey oluyordu. Mafikkaya falan oluyordu. Ama bu DLC gezegeni olduğu için
Bunda mesela şey de yok bak, petrol de yok. Petrol hiç yok mesela ama mama var. Şurada 3 parça nötron var. Bunun üstünde bir şey var mı acaba? Bir bakayım oraya. Neymiş bu? Küçük volkan. Ne çıkarıyorsun sen abi? Ha, mağma püskürüyormuş bu. Ah. Püskürüyormuş abi. Ben de bir şey sandım. Tamam, bayağı şey yaptı. Şimdilik beni biraz rahatlattı arkadaşlar açıkçası. Çok moralim bozuktu. 2 gündür başlarken. Hele şu su yokken iyice moralim bozuktu. Şimdi biraz daha rahatlamış oldum. Bakayım ısıya da. Toparlıyorum kendisini. Evet, aşağıdan yukarı toparlamaya başlamış. Pillerin ısısını bu halleder. Piller ve trafolar bize burada ısı sorunu yaratmaz. Zaten şeyi de mantoladık. Buradaki doğalgaz geyserini de mantoladık. Burada bir sorun yaratmaz. Dolayısıyla oksijenimiz de artık soğuyor. Suyumuz da Allah'a şükür yetişti. Yani bizim bir sonraki projemiz buradaki su geyserini de hizmete almak olsun ki ileride biraz daha su tüketimimiz fazla olsa demek ki bu yetişmeyecekmiş. Ona geliyor aslında olay. Demek ki bu su yetişmeyecekmiş. Ucu ucuna yetişti. O yüzden bizim buraları temizleyip şuradaki suyu da buraya almamız lazım. Aynı düzeneyi buna da uydurmamız lazım. Yani ihtiyaç olursa, bu devre dışıysa sen çalış diyeceğiz. Buradan kirli suyu aşağıya alacağız. Bu sefer kirli suyu temizleyip sisteme dahil edeceğiz. Buraya da bir su arıtıcı eklememiz gerekecek. Şimdi tuzlu su arıtıyoruz. O kirli su arıtacak. Yani su olayını oradan çözeceğiz. Elektrik şimdi yeterli bize. Elektrik fazlamız var. Çünkü güneş panelleri falan da var yukarıda. Ve buradaki doğalgazı harcayamıyoruz bile. Yani doğalgazı harcayıp bitiremiyoruz. Öyle düşünün. Bakınız, depolarımız full. Onun dışında artık şu su son sorunu galiba bizim için. Suyu hallettikten sonra bir de bir gübre eksiği olabilir. Gübreyi de halledersek yemek de o zaman çünkü sıkıntıya girmeyecek. Gübreyi de çözüp otomasyona bağlayıp şeye gitmek lazım. Diğer şu gezegeni geçmek lazım artık. Buraya geçerken de şeyi sıfırlayacağım arkadaşlar. Cemile'yi sıfırlayacağız. Cemile'yi buraya uygun skill'lerle tekrar donatacağız. Yoksa burada çok acı çeker Cemile. Hatta acı çekmekle kalmaz. Ölür. Peki. Bu bölümlük de bu kadardı. Biraz uzun bir bölüm oldu ama tamamlamak istedim. Yoksa bir şey gösteremiyorum. O yüzden biraz uzatmış olduk lafı. Affola. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.